Güneydoğu TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili izleyenler, bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül gençlerin daha modern çalışma imkanlarından faydalanabilmesi için Şanlıurfa'ya kazandırılan Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'ni ziyaret ederek sınavlara çalışan öğrencilere başarılar diledi. Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeyi sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Abdülkadir Karahan Caddesi'ni ziyaret ederek buradaki imkanlardan yararlanan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere başarıya giden yolun çalışmaktan geçtiğini anlatan Başkan Beyazgül, gençlere Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı kitabını hediye etti. Hayatta hiçbir şeyi ertelememek gerektiğini altını çizen Başkan Beyazgül, başarmanın yolu çok çalışmaktan geçer. Sizler çok çalışmaya, çok okumaya bakın ve derslerinize odaklanın. Gayretinizi eksik etmeyin. Okuyarak ve yazarak çalışın. İnşallah hedeflerinizdeki mesleklere ulaşır ve başarılı olursunuz ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'daki tek araştırma kütüphanesi olarak faaliyete geçen Abdülkadir Karahan Kütüphanesi, zengin içerik arşivi ve sessiz ortamıyla gençlerin uğrak mekanı olurken, gençler hayatlarına yön verecek Tınaldıra Büyükşehir'in kütüphanelerinde çalışıyor. 11 kütüphanesiyle gençlerin her zaman yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla tüm eksikleri tamamlanan, modern ve nezih birer mekan halini alan Hilvan ve Bozova kütüphaneleri de faaliyete girerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. Hedeflerinizi sizlere nasip etsin. Bu işlerin yolu çalışmaktan geçiyor. Efendim bazen derler biri, ben bir defa okuyorum anlıyorum. Ona da çok itibar etmeyin. Siz kaç defa okuduğunuzda anladığınıza bakın. Biraz da yazılı çalışın. Gayretinizi eksik etmeyin. Sizlere birer kitap hediye edelim. O kitabın 5. bölümünü muhakkak okuyun. Diğer bölümlerini okursanız çok yararlı olur. 12 saat çalıştım ve 12 ay evden çıktım. Kapının önüne bir adım atmak. Haberiniz olsun. Yani bu iş çalışmaktan, başka bir şeyden geçmiyor. Hayatınızda çok farklılık olur. Çalışmanın anayasası burada. Şanlıurfa'da iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen şok baskında 3 zanlı da suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şahısların kaldığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 polisin katıldığı şok baskında H.Ç., A.Ç. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken evlerde yapılan aramada içerisinde adres sorgulama programı olan 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 12 adet telefon sim kartı, 13 adet telefon bataryası, 1 adet flash bellek, 1 adet tabanca ve telefon ile bilgisayarlara ait aparat ele geçirildi. Olayla ilgili de soruşturma devam ediyor. Gel gel, kıpırdama! Gel gel! Kıpırdama, vur Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla Şanlıurfa'nın yeni konut alanlarından biri olan Asya Mahallesi yeni bir yeşil alana kazandırıldı. Asya Mahallesi'ne son 3 yılda kazandırılan 4 parka ilave yeşil alanlar oluşturan Eyüpiye Belediyesi, yapımı tamamlanan son yeşil alandaki ağaçlandırma, çimlendirme, aydınlatma ve yapısal peyzaj çalışmalarını tamamladı.
Belediyenin kendi atölyesinde ürettiği kent mobilyalarının da yerleştirilmesiyle Asya Mahallesi yazarlarında nefes alacak bir alana daha kavuşacak. Mahallelerindeki boş alanın parka dönüştürülmesinden dolayı büyük memnuniyet duyan Asya Mahallesi sakinleri, yeni yapılanma alanının ortasında kalan kısmın daha önce toz ve çamura neden olduğunu yapılan düzenleme ile oldukça güzel bir yeşil alana kavuşturduklarını belirten Başkan Kuşa ve Eyüpiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeşile sevdalı Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un yeşil alan miktarını artırmaya yönelik planlamaları sonucu ilçedeki yeşil alan miktarı son 3 yılda 529 bin metrekareden 1 milyon metrekareye yaklaştı. Park alanı olarak planlanmış yerlerin dışında atıl ve boş arazileri de düzenleyerek yeşil alana dönüştüren Eyüpiye Belediyesi, park yapma imkanı bulunmayan yerlerde ise kamulaştırma yoluyla arsa üretip park yapma çalışmalarına devam ediyor. Eyüpiye Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu hizmetinden dolayı. İyi oldu bizim açımızdan. Oturmak için çocuk bayağı. Eskiden burası artık çöp yeriydi, toprak yeriydi. Çocuklar okula gidip gelirken çamurdan çıkılmıyordu. İyi bir şey oldu. Teşekkür ederim. Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Eyüpiye ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Cabir Elfut'tan haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı kırarak içeriye giren yakınları el butu yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Elbut'un öldüğünü tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili de soruşturma sürüyor. Haliliye Belediyesi ilçe genelinde devam eden yol atağı kapsamında kırsalda iki mahallede çalışmalarını devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Mehmet Can Polat'ın talimatları ile merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yolaşma ve yol yapım çalışmaları ile bakım onarım hizmetleri ilçenin dört bir noktasında program eşliğinde sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yarımsu Mahallesi'nde saati kaplama asfalt, Dağyanı Mahallesi'nde ise stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle içi yol yapım çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. Mahallede devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Yarımsu Mahalle Muhtarı İbrahim Aksoy ile Dağyanı Mahalle Muhtarı Nusret Kubat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise ilçenin konforu ve refahı için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi. Ben İbrahim Aksoy, Yarımsu Mahalle Muhtarıyım. Haliliye Belediye'miz şu anda köyümüze asfaltlama çalışması yapmaktadır. Buradan Sayın Mehmet Can Polat Başkanıma, köy halkım adına asfaltlama çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmaların devamını bekliyoruz. Genç Sağlık Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplu arkadaşlarım, siz kıymetli vatandaşlar ve sağlık emekçilerini yok sayan siz bankalar. Bugün buraya iki ayrı konu üzerinde fikirlerimizi beyan etmek üzere geldik. Artık yeter dedirten uygulamaların olması nedeniyle hak arayışında bulunan sağlık emekçilerinin serzenişine tanık olacaksınız. Bildiğiniz üzere 31.10.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde
sağlık çalışanları için promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Büyük umutlarla katılım sağladığımız ihaleye maalesef hayal kırıklığıyla ayrıldık. 15.604 kişi için yapılan ihaleye 4 banka katılmış, 19.800 gibi komik ve şaşırtıcı bir rakamla ihale son buldu ve anlaşma sağlanamadı. Böyle işbirlikçi ve haksız düzenin karşısında sağlık çalışanlarını temsilen bugün önder olmaya karar verdik. Ve haklı mücadelemizin neticesini almadan da vazgeçmeyeceğimizi kamuoyu aracılığıyla duyuruyoruz. Bundan bir iki ay önce yüksek rakamlar havada uçuşurken, hatta 14 gün önce Eskişehir'de 8.000 personel için 36.000 gibi bir rakama imza atan bankalar, Şanlıurfa'ya gelince neden 19.000 gibi bir rakamın üstüne çıkamaz oldu, bunu anlamak zor. Ama net olarak anlaşılan şu ki, bunun adı işgüzarlıktır, banka işbirlikçiliğidir, sağlık çalışanlarına sahip çıkmamaktır, hatta yok saymaktır. Bize bunu reva görenlerin karşısında birbirine kenetlenmiş koskoca bir kitleyiz ve tek ses olduk. Temkar haykırışı Şanlıurfa Genç Sağlık Sendikası olarak biz başlatıyoruz. Bu tutumunuzu kabul etmiyoruz. Sizi kınıyoruz ve sizi boykot ediyoruz. Sendikamızca bahsi geçen bankaların kredi kartı hesaplarının kapatılmasına, otomatik ödeme talimatlarının iptal edilmesine karar verilmiş olup, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi adına buradan tüm sağlık çalışanlarına da seslenmiş bulunmaktayız. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ensar Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda Ensar Mahallesi'nde de taşın altyapı çalışmaları tamamlanmasının ardından Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Altyapı kazı çalışmalarından dolayı oluşan çukur ve tahrip olan kilitli parke taşı kepçe yardımıyla kaldırılarak ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı. Bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Başkan Yardımcısı İbrahim Almaz, Abdülkadir Akgeyik ve Meclis Üyesi Hüseyin Ekim ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Başkan Soylu, kilitli parke taşı döşedi. Başkan Feyyaz Soylu, sokak ve caddelerimizi daha iyi bir konuma getireceğiz diyerek şu ifadeleri kullandı. Altyapı çalışmalarımızdan dolayı Ensar Mahallemizdeki bu sokakımızın, hani sizin de gördüğünüz gibi, belli yerlerde ciddi tahriplere neden olmuştu. Ekiplerimiz bugün 3-4 gündür burada çalışmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda temiz bir sokak, temiz bir cadde mahalle sakinlerimize arz edeceğiz. Bundan sonraki bunun devamında diğer sokaklarımızı da inşallah bu şekilde tertemiz, eski hale ve eski halinden daha iyi bir konuma getireceğiz. Yani altyapı yapılınca tabii ki ister istemez belli yerlerde tahribatlar olacak. Biz bunlardan dolayı vatandaşlarımızdan, ilçe halkımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Bu sabrın sonunda inşallah arkadaşlarımızın gayretleriyle bu sokaklarımızı döşeyeceğiz ve güzel, refah bir ulaşım sağlanacak inşallah. Tamam. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suruç İlçe Devlet Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor İrfan Açıkgöz, total kalça protez ameliyatı ve uyluk kemiğinin, yani femur kemiğinin de kısaltma operasyonunu aynı anda gerçekleştirdi. Yeni doğandan itibaren kalça çıkıklarında taramalar vesaire yapılıyor ama bu hastada bir ihmal durumu gelişmiş. Hasta 34 yaşında. İhmal sonrasında da kalçası epey yukarıda ve
Bu halk arasında kireçleme dediğimiz olay gelişmiş. Hastada yürüme bozukluğu, belinde eğrilme, skolyoz dediğimiz hastalık, bacağında, dizinde eğilmelere bağlı ağrıları vesaire vardı. Özellikle de yürüme bozukluğu şikayetiyle gelmişti hasta bize. Artı hastanın sol kalçasında problem olduğu için sol tarafta da bir 2 santime yakın kısalığımız da vardı. Onlar özellikli operasyonlar oluyor. Bu hastalar özellikle nadir olup ve nadir yerlerde yapılıyor normalde. Daha önce de bir operasyon geçirmiş ama kaval kemiğinden tam olarak düzelme sağlanamam. Öncelikle biz bir 8 ay öncesinde kaval kemiğini düzelttik. Oradan memnun kaldı, kaynamasını da sağladık. Daha sonra da kalçasına operasyon yapmaya karar verdik. Yerinde olan kalçaya göre bayağı zorlu bir ameliyat. Çünkü gerekli olan eklem yerlerimiz tam olarak gelişmiyor. Gelişmeyen eklem yerlerinde de kemik stoğu dediğimiz, yani oradaki kemik birikimi olan dokunun tam olarak gelişmemesi ve zayıflığı nedeniyle konulacak protez için bir dayanak kemik noktası bulmak zor oluyor. Bu uyluk kemiği dediğimiz femur kemiğine de kısaltma operasyonları da yapmak gerekiyor. Biz hastamıza yaklaşık 5 gün öncesinde sol kalçasını ameliyat ettik. Hastaya total kalça protezi ameliyatı yaptık ve hastamızın uyluk kemiğine, femur kemiğine de kısaltma operasyonu da yaptık. Ameliyat sonrasında da ertesi günde hastamızı destekle beraber tam yük yürütmeye başladık. Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Yara bakımı yapıyoruz hastamıza. Kompleks cerrahi gerektiğini söylemiştik ve ileri merkezlere gönderilebiliyor bu hastalar. Ama biz hastane imkanlarını kullanarak hastamızı ileri merkeze göndermeden kompleks cerrahi gerektirecek vakalarımızı da hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye de devam edeceğiz inşallah. Marketlere yönelik denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koydu. Şanlıurfa'da halk sağlığına yönelik denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yerel ve zincir marketleriyle bakkal ve manavlara şok baskınlar düzenledi. Bebek mamasından gazlı içeceklere, kuru yemişten bisküviye kadar reyonlarda olmaması gereken son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinden onlarcası reyonlardan toplandı. Ondan sonra... Halk sağlığıyla oynanmaya çalışanlara göz açtırmayan zabıta ekipleri marketlerdeki ürünleri tek tek kontrol etti. Son kullanma tarihi geçen birçok ürüne el koyan zabıta ekipleri toplanan ürünleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp merkezinde imha etti. Zabıtalar tarihi geçmiş ürünlerin yeni tarihli ürünlerin yanına konulduğunu ve yeniymiş gibi satışa sunulduğunu belirledi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri toplaması gerekirken vatandaşlara satmak isteyen 33 markete 19.173 lira para cezası kesildi. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa'da halk sağlığına yönelik zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız bir şekilde devam edecek. Sepet var mı yanınızda? Kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki bir çocuğun karnından çıkan telefon şarj kablosu görenleri hayrete düşürdü. Diyarbakır'da 15 yaşındaki YK'yı ailesi kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun karnında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Burada tetkik ve ön kontroller sonrası karnında yaklaşık 1 metre uzunluğunda düğümlü şarj kablosu ve lastik toka olduğu belirlenen 15 yaşındaki çocuğun tedavisine başlanıldı. YK'nın karnında bulunan telefon şarj kablosu ve toka çıkarıldı. Kablonun düğümlü olduğunu ve ince bağırsağı dolandığı için zorlandıklarını belirten Profesör Doktor Doğan, başarılı geçen operasyon sonrası hastayı taburcu ettiklerini ancak ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştıklarını kaydetti. Dün orada hastanın yapılan incelemesinde karnında bir kablo yuttuğu ifade edildi. Oradaki hekim arkadaşlarımız bizi aradılar. Bu hastayı alabilir misiniz diye. Biz de hastayı gerekli olan işlemleri yapmak üzere çağırdık. Hasta geldikten sonra ön hazırlığı yapıldıktan sonra endoskopik işlemle gerekli olan müdahaleyi yaptık ve
gördüğünüz bu kabloyu ve yandaki saç dokasını birlikte çıkardık. İşlemden sonra hastada herhangi bir problem gelişmedi. Hastayı sağlıklı bir şekilde evine gönderdik. Hasta bize gelmeden önce kusma ve karın ağrısı yakılmasıyla Diyarbakır'da hastaneye başvurmuş. Yapılan incelemenin neticesinde böyle bir durumla karşılaşınca hasta bize göndermiş bir hastaydı. Kablonun siyah renk almasının nedeni mide asitiyle uzun süre temas ettiğinden dolayı bir renk değişikliğine uğramış. Bu vakalarla çok karşılaşıyoruz fakat böyle bir kablo yutan hastayla ilk defa karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bize de ilginç gelen bir hastaydı. Biz de açıkçası işlemi yaparken biraz zorlandık. Çünkü kablonun bir kısmı ince bağırsağa gitmişti ve düğümlenme olduğu için de genellikle bu düğümlenme olduğundan dolayı bağırsakla yapışıklık meydana getirmişti. Onu çıkarken biraz zorlandık ama çıkarma esnasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Şanlıurfa'nın en önemli lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabını yemek artık lüks oldu. Geçen yıl dürümü 30, porsiyonu 45 liraya satılan ciğerin şimdilerde dürümü 50 lirayı, porsiyonu ise 80 lirayı aştı. Kebapçılar eskiden kahvaltıda bile ciğer yiyen vatandaşların şimdi öğle ve akşam yemeğinde bile ciğeri tüketmediğini söyledi. Şanlıurfa'da özellikle kurak geçen yaz mevsimi ciğer tüketimini de etkiledi. Kuraklığın yanına artan yem fiyatları da eklenince Şanlıurfa'da hayvanlar erken kesime gönderildi. Kesime giden hayvan sayısındaki azalma ciğerin fiyatını da ikiye katladı. Şanlıurfa'da dana ciğerinin kilosu 80, kuzu ciğerinin kilosu 120 liraya kadar yükseldi. Yoksul yemeği olarak bilinen ciğer kebabı son zamanlarda artık lüks yemekler arasına girdi. Kebap işletmelerinin sahipleri zamların Şanlıurfalıların ciğer tüketim alışkanlığını değiştirdiğini söyledi. Vatandaşların daha önceden kahvaltıda dahi tükettiği ciğeri artık normal öğünde bile tüketmediğini belirten esnaf, işlerinin azalmasından dert yandı. Balıklı Göl'de Tarihi Çarşılar bölgesindeki işletmede kebap ustalığı yapan Abdullah Arslan, eskiden ciğerin tüm kesime hitap eden bir lezzet olduğunu, şimdilerde ise lüks tüketim haline geldiğini söyledi. Arslan ciğere talebin gittikçe azaldığını belirterek şunları kaydetti. Diğer 50 lira, kuşbaşı 65 lira. Bunun yarımları da var. Yarımları da tabii çiçeğe fazla olduğu için fiyat yarıdan daha fazla. Şimdi ekonomi göz önünde. Sadece hani bir ciğerciler değil, dünya genelinde bu var. Bugün tavuğun kilosu geçen sene 30 liraydı, bugün 55-60 lira. Ciğer 80 lira. Kuyruk 100 lira. Bunlar hepsi göz önünde bulunduğu zaman her şey pahalı. Bir ekmek 3,5 lira. Kömürün kilosu şu an 16-18 lira arası gidiyor. Direkte dolar adımız yok da kömürdür, ondan sonra bu diğer malzemelerdir. Yani her şey pahalı. Kur biberi geçen sene 30 milyonu alıyordu, bu sene 100 milyon. Yani her şey 3'e 4'e katlandı. Yemek ücretleri şu an durumlarımız 55 lira, porsiyonlarımız 80 lira. Yani gitgide artan maliyetlerden dolayı artıyor. Yani böyle giderse daha da artacak yani. Geçen sene 45-50 liraydı, yani şu an 75-80 liradan devam ediyor, hala da yükseliyor yani. Artan maliyetler, et fiyatları, kira fiyatları, personel yani personel maaşlarının yükselmesi, gaz, elektrik, su, bunlar hepsi yükseliyor yani. Ortalama bile devam ederse hala yükselir yani. Buyurun. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı suları altında kalan tarihi köprü suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıktı. İklim değişikliği ile birlikte azalan yağışlar nedeniyle Atatürk Barajı'nda çekilen sularla birlikte 30 yıldır baraj altında kalan tarihi köprü gün yüzüne çıktı. Çevrede yaşayan köylüler ulaşım için yeniden köprüyü kullanırken birçok vatandaş da tarihi köprünün çevresine gelerek manzarasında fotoğraf çekimi ve piknik yapıp balık tutuyor. Geçen yılda kuraklık nedeniyle bir bölümü gün yüzüne çıkan köprü bu yıl suların çekilmesiyle yaklaşık 4 metre yükseklikte kaldı. Yeterince yağışların olmaması ve suların çekilmeye devam etmesi bölgede tarımla geçinen vatandaşları endişelendiriyor.
Geçen senede suların çekildiğini ama bu kadar fazla çekilmediğini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı şu ifadeleri kullandı. Biz geçen sene de aynı noktaya yine gelmiştik. Özellikle Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin ne derece düştüğünü bugün bir kez daha burada şahit olduk bizler. Bu 30 yıllık bir köprü, 30 yıldır kullanılmayan bir köprü ve Atatürk Barajı ile beraber bu köprü suyun altında kalmıştı. Yıllar sonra biz buraya geldik. Özellikle su seviyesini, Atatürk Barajı'ndaki su seviyesini anlamak için bizim burası en büyük göstergelerden biri. Biz de arkadaşlarla bugün geldik, bu noktayı yine görmek istedik. Çok üzücü bir tablo. Her ne kadar köprüyü tamamıyla 30 yıldan beridir görünmeyen bir köprünün bugün bizim görmemiz bizim için güzel bir an olsa da aslında çok da üzüldük. Yani Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin bu derece düşmesi, köprünün 4-5 metre yükseklikte kalması, tekrar araçların geçmesi, insanların buraya pikniğe gelmesi veya balık tutması bir yandan güzel ama su seviyesinin düşük olması bizleri çok korkutuyor. Üzülüyoruz bu tablodan, gerçekten rahatsız. Atatürk Barajı'ndaki suyun biraz daha tasarruflu kullanılması lazım. Bunu düşünüyoruz. Özellikle sulamayla birlikte, tarım arazilerinin sulanmasıyla birlikte Atatürk Barajı'nda her geçen gün suyun seviyesinin azaldığına şahitlik ediyoruz. Geçen yıl geldiğimizde su seviyesi köprüyle neredeyse birebirken şimdi 5 metre köprü suyunun yüzeyinde kalmış. Çok üzücü bir tablo. Suyumuz sonsuz değil. Eninde sonunda bitecek. Ama bizim bunu korumamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Bilinçli tarıma geçmemiz lazım. Sezonun ilk yarı son karşılaşmasında Batman Petrolspor'a konuk olacak olan Şanlıurfa Spor'da hazırlıklar sıkı bir şekilde başladı. Biraz geri al. Al Feyyaz, biraz geri. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son karşılaşmasında Batman Petrolspor'a konuk olacak olan Sarı Yeşilli ekip Şanlıurfa Spor'da hafta başından bu yana süren hazırlıklar bugün de devam etti. Karaköprü Faruk Çelik Stadı'nda gerçekleştirilen bugünkü antrenmanda futbolcular ısınma, şut çalışması ve serbest oyun çalıştı. Antrenör Kemal Tosun ve yardımcılarının gözetiminde süren antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kalecilerin ayrı çalıştırıldığı antrenmanda performans yüksek tutulurken takım pazar günü maç için hedefini mutlak galibiyet olarak belirledi. Yarın da sürecek antrenmanda son hazırlıklar yapılacakken takım pazar günü saat 14'te ilk yarının son maçına çıkacak. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.